Aspirin, hafif ve orta şiddetteki ağrıların tedavisinde kullanılır. Ateş düşürücü ve kan sulandırıcı olan aspirin, ayrıca anti-enflamatuar özelliği olduğu için, romatoid artrit gibi eklem iltihaplanmalarının tedavisinde de kullanılır. Düşük dozda kullanımı, kanın pıhtılaşmasını önler. Bu nedenle, felç ya da kalp krizinin tekrarının önlenmesi için kullanılır. Mide rahatsızlığı olanlar ya da kanama riski olan hastalar, aspirin kullanmamalıdırlar. Pek çok ilaçla etkileşime girebildiği için, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Aspirini genellikle sağlık için ilaç olarak kullanıyoruz. Oysa aspirinin kullanıldığı alan, içindeki etken maddenin özelliği sebebiyle çok fazladır. Arabanızın aküsünden, saç rengine, nasırlarınızdan giysilerinize kadar birçok alanda kullanabilirsiniz. İşte, aspirinin hayatınızı kolaylaştıracak bilmediğiniz faydaları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Ter lekelerini giderir. 4 adet aspirini ezerek bir miktar su ile karıştırın. Daha sonra, kovanızı su ile doldurup aspirinli suyu da ekleyin. Terden dolayı sararmış beyaz gömleklerinizi veya bluzlarınızı kovaya koyup 1 saat bekletin. Daha sonra normal yıkama yapabilirsiniz. Pürüzsüz bir cilde sahip olun. Cildinizdeki ölü derilerden arınmak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız, 2 adet aspirini ezin. Yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonat ile karıştırın. Karışımı dairesel hareketler yaparak cilde uygulayın. 20 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Bu işlemi haftada 2 kere yapın, şaşırtıcı sonuçlar elde edeceksiniz. Çiçeklerin ömrünü uzatın. Vazonuzda bulunan kesme çiçeklerin ömrünü uzatmak istiyorsanız, su koyduktan sonra ezilmiş aspirin ekleyin. Ardından çiçeklerinizi yerleştirin. Otomobil akünüzü canlandırın. Otomobiliniz çalışmıyor ve sorun aküden kaynaklanıyor ise, çözüm çok basit. Akü içine 2 adet aspirin atabilirsiniz. Aspirin, asetil salisilik üreterek aküdeki sülfürik asit ile birleşecektir. Böylece akünüz sizi en yakın servise kadar götürecektir. Sert nasırlarda kullanın. Ayaklarınızın sertleşen bölümlerini veya nasırlarınızı aspirin yardımıyla yumuşatabilirsiniz. 5-6 aspirini toz haline getirin. Yarım kaşık limon suyu ve biraz su ekleyerek hamur yapın ve bunu nasırın üzerine sürün. Karışım ayağınızda 10 dakika kaldıktan sonra bonza taşı ile sert olan bölgeyi ovun. Saç renginizi koruyun. Yüzme havuzuna gidenler bilir, suda bulunan klor bir süre sonra saç rengini bozar. Özellikle boyalı saçların açılmasına neden olur. Bunu önlemek için, ılık bir bardak suyun içine 7 adet aspirini koyun ve eritin. Bu çözeltiyi saçlarınıza sürün ve iyice ovalayın. 15 dakika bekledikten sonra, saçınızı yıkayabilir ve havuza girebilirsiniz. Kıl batıklarını yok edin. Kıl batıklarının olduğu bölgeye, yine dairesel hareketler yaparak uygulayın. Bu işlemi, haftada bir defa uygulayabilirsiniz. Yüzdeki lekeleri yok eder. Yüzünüzdeki lekeleri gidermek için, 2 adet aspirini, elma sirkesi ile macun haline getirin. Cildinize uygulayın ve dairesel hareketlerle hafifçe ovalayın. 10 dakika bekledikten sonra, cildinizi durulayın. Haftada 2 defa uygulayabilirsiniz. Sivilceleri kurutup yok edin. Yüzünüzün herhangi bir yerinde sivilce çıkacağını hissederseniz, bir tane aspirini kırın ve biraz su ile macun haline getirin. Sivilcenin çıkacağı bölgenin üzerine sürün. Hem kızarıklığı, hem de acıyı alacaktır. Kepek sorununuzu çözün. 2 aspirini kırın ve toz haline getirin. Saçınızı şampuanladıktan sonra, aspirin tozunu saçınıza dökün ve şampuanla birlikte karıştırın. Karışımı 2-3 dakika boyunca saçınızda bekletin ve saçınızı yıkayın. Düzenli kullanımda kepeklerin azalmaya başladığını göreceksiniz. Böcek sokmalarında uygulayın. Sinek veya arı sokmasına karşı aspirin kullanabilirsiniz. Böceğin soktuğu yeri biraz ıslatın ve aspirin sürün. Toprak mantarının tedavisi için aspirin kullanabilirsiniz. Bir tane aspirini su ile karıştırarak toprağa dökebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, aspirin bitki yanıklarına yol açabilir. Bunun için, 1 litre suya bir aspirinden fazla koymayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için, kanalımıza abone olup bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.